Merhaba sevgili arkadaşlar. Sayı kesir problemleri ile ilgili sınavda gelebilecek zor soruları, ÖSYM tarzı, yeni nesil dediğimiz sorular çözeceğiz arkadaşlar. Sorular biraz zordur haberiniz olsun. Videoyu duraklatın. İlk önce kendiniz çözün. Sonra çözümüne bakın. PDF olarak paylaşacağım açıklamalarda haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar soruları sadece çözüp geçmeyeceğim. Aynı zamanda soru üzerinde bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Çünkü sayısal mantık içerikli sorular var. Temeli olan ya da olmayan herkese hitap etsin istiyorum. Haberiniz olsun. Eğer temeliniz çok iyiyse, İleri seviyedeyseniz ağır geliyorsa videonun hızını artırarak izleyebilirsiniz. Hemen birinci sorumuzdan başlıyoruz. Yukarıdaki gibi yan yana duran ABCD kavanozlarında sırasıyla 35, 29, 41 ve 15 şeker bulunmaktadır. Kavanozlardaki şekerlerle ilgili şu işlemler gerçekleştirilmektedir. A'dan başlanarak soldan sağa sırasıyla her kavanozdan bir miktar şeker alınıp Hemen sağında yer alan kavanoza şeker atılıyor. D kavanozuna geldiğinde işlem sonlandırılıyor. Aktarma işlemi sonucunda tüm kavanozlardaki şeker sayısı eşitleniyor. Önemli bir kelime. Buna göre C'den D'ye şeker aktarmadan önce C'de kaç tane şeker vardı diyor. Şimdi ilk önce bir soruyu anlatayım arkadaşlar. A kavanozunda başlangıçta 35 tane şeker bulunuyormuş. B'de 29 tane şeker. C kavanozunda başlangıçta 41 tane şeker. D'de ise 15 tane şeker var. A'dan B'ye bir miktar şeker aktaracakmışız. B'den C'ye bir miktar şeker, C'den D'ye bir miktar şeker aktardığımızda bu dört kavanozdaki şeker sayılar birbirine eşit oluyormuş. Bu tarz durumlarda arkadaşlar toplam var olan tüm şeker sayısının toplamını dörde bölersek, kavanoz sayısına bölersek her kavanozda kaç şeker olduğunu buluruz. Yani burada toplam kaç tane şeker var? Şunları toplarsak 35-15 daha 50 Artı 29 ile 41'in toplamı biraz zordur. Toplayın 70, 50, 70 daha 120. Demek ki bu 4 kavanozda toplam 120 tane şeker var. Ben bunu 4'e bölersem çünkü 4 tane kavanoz var. 120 bölü 4, 30. Bu da şu anlama geliyor. Son durumda her kavanozda şeker sayısı eşit dediği için son durumda her kavanozda 30 tane şeker bulunacak. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. A'dan B'ye kaç tane şeker göndermem lazım? 35 tane şeker var. 30 şeker olabilmesi için buraya 5 tane şeker göndermeliyim ki 30 olsun. B'de 29 tane şeker vardı. 5 tane şeker de A'dan geldi. 29 5 daha B'de 34 tane şeker bulunuyor şu an. O zaman B'den C'ye 4 şeker atmam gerekmiyor mu? Neden hocam? 34'ten 4 çıkar. 30 olabilmesi için. Güzel. O zaman C'de 41 tane şeker vardı. 4 şeker de B'den gelecek. 41 4 daha 45. E zaten cevabımızı bulduk. Cevap 45. Neden? C'den D'ye şeker aktarılmadan önce C'de kaç tane şeker var diye sormuş. 45. Şunu sorsaydı mesela C, C'den D'ye kaç şeker aktarılması gerekiyor diye sorsaydı 15 arkadaşlar. 15 tane aktarırsanız 15 15 daha 30. 45'ten 15 çıkar gerçekten 30. C'den D'ye şeker aktarılmadan önce C'de 45 tane şeker olacaktır. Haberiniz olsun. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok hoş sorular. Mert arkadaşlarına dağıtmak için 360 tane cevizin to cevizini torbaya koyup arkadaşlarının yanına gidiyor. Her arkadaşına 30 ceviz verirse bir miktar cevizin artacağını, her arkadaşına 90 ceviz verirse cevizlerin yetmeyeceğini hesaplayan Mert güzel. Cevizlerin tamamını her arkadaşına eşit sayıda olarak dağıt dağıtmış. Buna göre Mert'in arkadaş arkadaş sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Mert'in kaç tane arkadaşı var? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman x tane arkadaşı olsun. Kaç tane arkadaş olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla x tane arkadaş olsun. Bakın 360 tane cevizi var Mert'in. Her arkadaşına 30 ceviz verirse bir miktar ceviz artmış. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. x tane cevizi var. Her arkadaşına 30 tane ceviz verirse toplam 30 x tane ceviz dağıtmış olur. Bir miktar ceviz artmışsa demek ki bu 30 x bu dağıtılan ceviz miktarı ceviz sayısından daha küçüktür. Toplam ceviz sayısı 360 ya 360'tan daha küçük ki artmış. O zaman ben burada her iki tarafını 30'a bölersem x küçüktür kaç çıktı? Sıfırları götür 36'yı 3'e böl 12. Demek ki Mert'in arkadaş sayısı 12'den küçük bir sayıdır. Sonraki cümleye bakalım. Her arkadaşına 90 ceviz verirse cevizlerin yetmeyeceğini hesaplamış. Yani x tane arkadaşı var. Her arkadaşına 90 ceviz verirse toplam 90 x tane ceviz dağıtmış olmuyor mu? Bu neymiş? cevizler yetmiyormuş. Yani her arkadaşına 90 ceviz verirse toplam 90 x ceviz dağıtmış olacaktır. Ee, cevizler yetmeyeceğine göre bu ceviz sayısını aşıyormuş. Yani 360 tane cevizi var ya Mert'in bu 360'dan büyük oluyormuş arkadaşlar. O yüzden yetmiyor. Dolayısıyla ben buradan her iki tarafını 90'a bölsem x büyüktür. Kaç çıktı? Sıfırlar gitti. 36'yı 9'a böl. 4 He, Bu harika. Neden harika? Mert'in arkadaş sayısını alabileceği değer 12 ile 4 arasındadır. O zaman ne olabilir x? 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir. 14 ile 12 arasındaki sayıları yazdım arkadaşlar. Hocam bunların hepsini olabilir mi bilmiyorum. Bakalım. Bakın çok güzel bir kelime var. Neymiş? Cevizlerin tamamını, mert cevizlerin tamamını her arkadaşına eşit sayıda dağıtabiliyormuş. Yani 360 tane cevizi var mı? Evet. Bunu ne yapıyormuş? X tane arkadaşına eşit olarak dağıtıyor dediği için 360 sayısı X'e tam bölünüyor. E, X ne olabilir? X 11 olamaz. 360 11'e bölünemez ki. X 7 olamaz. 360 sayısı 5'e bölünür, 6'ya bölünür, 8'e bölünür, 9'a bölünür, 10'a bölünür. O zaman Mert'in alabileceği, arkadaş sayısının alabileceği değerler toplamı 5, 6 daha 11, 8 daha biraz zordur 19, 9 daha 28, 10 daha 38 arkadaşlar. Umarım anladınız. Güzel bir soru gerçekten. Emel öğretmen öğrencilerini biri 12 kişilik diğeri 15 kişilik iki gruba ayırıyor. Elindeki bayraklarla bu iki gruba eşit sayıda dağıtıyor. Her grup kendilerine verilen bayrakları kendi grupları içinde eşit olarak dağı, paylaştırıyor. Bayrak dağıtımından sonra her bir grup içinde dörder öğrenci bayraklarıyla birlikte evlerine gidiyorlar. Son durumda iki grup grubun bayrak sayıları arasındaki fark 12 olduğuna göre, Emel öğretmenin iki gruba dağıtı toplam bayrak sayısı kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın iki tane grup vardır. Birinci grup, ikinci grup. Birinci grupta kaç kişi var? 12 kişi var. İkinci grupta 15 kişi var. Emel öğretmen ne yapıyormuş? Her iki gruba eşit miktarda bayrak dağıtacak. Hocam buraya x tane bayrak dağıtırsa, buraya da x tane bayrak dağıtır. Güzel, çok güzel. Fakat bu gruptaki kişiler de verilen bayrakları kendi aralarında eşit olarak dağıtacaklar. X dersen, x bölü 12 kişi başa alır. Yani kesirlerle uğraşmış olursun. X deme. Peki ne diyeceğim hocam? E şimdi bayrak sayısı. 12 ve 15'e bölünebilen bir sayı. Hocam 12 ile 15'in o ok keki. Harikasın. O zaman 12 ile 15'in o ok keki ne? 60. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Birinci gruba 60 x tane bayrak dağıtsın diyelim. İkinci gruba da 60 x tane bayrak dağıtsın. Her iki gruba eşit olarak dağıtıyor. Neden 60 x dedim? Çünkü burada kişi sayısını bulacağız. Bakın kişi, bir kişiye kaç tane bayrak düşer? 60 x tane bayrağı birinci gruba dağıttı. 12 kişi var. Bir kişiye kaç tane bayrak düşer? 60x bölü 12 yani 60'ı 12'ye böl 5 mi? 60x bölü 12 5x. Yani burada neyi buluyorum? Kişi başı bayrak sayısı. Yani bir kişinin alabileceği bayrak birinci grupta 5x'tir. İkinci grupta 60x tane bayrak var. 15 kişiye dağıtacağız eşit olarak. 60x bölü 15 kaç eder? 60 bölü 15 4 mü? 60x bölü 15 kişi başına 4x tane bayrak düşer. Artık ben şunu biliyorum. Birinci grupta her bir kişide 5x tane bayrak var. İkinci grupta her bir kişide 4, 4x tane bayrak var. Güzel. Sonra ne oluyormuş? Her grupta 4'er öğrenci bayraklarıyla beraber gidiyormuş. Şimdi birinci gruba baktığım zaman her bir öğrencide 5x tane bayrak var. 4 tane öğrenci ayrılacak. 4 kere 5x 20x tane bayrak gider. 60x tane bayrak vardı bu grupta. 20x tane bayrak eksilirse 60x tane 20x'i çıkar. 40x tane bayrak kaldı birinci grupta. İkinci gruba bakıyorum. Burada da 4 öğrenci gidiyormuş. Şimdi 4, her bir öğrencide 4x tane bayrak var. 4 kişi ayrılırsa 4 kere 4x 16x tane bayrak eksilir bu gruptan. 60 x tane bayrak vardı. 16 x tane bayrak eksilirse toplam kaç bayrak kalır? 60 xten 16 x'i çıkar, 44 x tane bayrak kalır. <laughs> Artık birinci grupta 44, 40 x tane bayrak var. İkinci grupta 44 x tane bayrak var. Şimdi her iki grubun son durumda her iki grubun bayrak sayıları arasındaki fark 12'ymiş. E bu iki grup bayrak sayıları arasındaki fark nedir? 44 xten 40 x'i çıkarsak 4 x. Neye eşitmiş? 12 eşit olduğunu söylüyor. He, X3'müş. x 3'müş. Harikayız. X'i bulduk. Her iki gruba toplam kaç tane bayrak dağıtmıştır diye sormuş arkadaşlar. 60x buraya 60x buraya toplam 120x tane bayrak dağıtmıştı bu emel öğretmen. X yerine de 3 yazarsak 120 çarpı 3 360 tane bayrak dağıtmıştır. <laughs> Bu sorular aynı zamanda öğretici arkadaşlar. Bir temel mantık öğreneceksiniz, haberiniz olsun. Bu şekilde yani bu soruları alacaksınız. Hocam yani kendinizi kötü hissetmeyin. Bu sorular ne kadar zormuş, anlayamıyorum. Sınavda gelse asla yapamam demeyin. Bu soruları alacaksınız masada. Gerekirse ameliyat masasına yatıracaksınız. Yani öyle bir şey yapacaksınız ki arkadaşlar, soru üzerinde çalışın. Bu şekilde gelişirsiniz. Bir boya ustası eşit boyutlardaki 4 duvarı duvarı boyamak istiyor. Ustanın elinde 80 kilogram mavi, 70 kilogram kırmızı, 75 kilogram sarı boya vardır. Usta bu 4 e, duvardan her birini mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renklerden biriyle her duvara eşit miktarda boya kullanarak boyayacaktır. Yeşil renk eşit miktarda mavi ve sarı boyanın karıştırılması ile elde edilmektedir. Ve elde edilen boya miktarı duvara tam yetecektir. Yani yeşilin tamamını kullanmışlar. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra geriye kalan boyalardan mavinin 3 katı, sarının 4 katına, kırmızının 2 katına eşittir. Buna göre kullanılan boya miktarı toplam boya miktarını sormuş. Sevgili arkadaşlar ilk önce soruyu açıklayayım. Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil boyalar var. Bir de 4 tane duvar varmış. <laughs> Duvarlarımızı çiziyoruz. Mesela her bir duvarı farklı farklı renklere boyayacağız. Örneğin bu duvarı maviye boyayalım. Bunu kırmızıya, bunu sarıya, bunu da yeşile boyayalım. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi demiş ki, yani her bir duvarı eş, her bir duvara eşit miktarda boya kullanacağız. Çok güzel. Buraya güzel. X diyelim mi acaba? X dersek buna da X. X, X demek zorundayım. Fakat burada bir şey var arkadaşlar. Yeşil boya, yeşil boya, yeşil renk Eşit miktarda mavi ve sarı boyanın karıştırılmasıyla edilmiş. Yeşil nasıl oluşmuş? Mavi ile sarının karışımından oluşmuş. Mavi artı sarıdan oluşmuş. Bu arada şunları da yazalım hemen. Mavi boya toplam 80 kilogrammış. Kırmızı boya 70 kilogram. Sarı boya ne? 75 kilogram. Güzel. Yeşil boya hakkında bir bilgi vermemiş ama yeşil boyanın mavi ile sarının karışımından elde edildiğini söylemiş. Şunu bir sileyim. Tamam. Tamam. O zaman yeşil boya madem eşit miktarda mavi ve sarıdan oluşmuşsa e, diyelim ki <laughs> x kilogram maviden x kilogram sarıdan olursun. O zaman yeşil boyanın toplam miktarı ne oldu? 2x kilogram oldu. Neden x'e x dedim? Yeşil boya Eşit miktarda mavi ve sarıdan sarının karıştırılmasıyla toplamıyla oluşmuş arkadaşlar. Diyelim ki x kilogram mavi kullanılmışsa x kilogram da sarı kullanılmıştır. O zaman x artı 2x x, 2x kilogram sarı yeşil boya var. Ve yeşil boyanın tamamı kullanılmış. Yetecek kadar diyor. Yani bu duvarı yeşile boyayacaksam 2x kilogram demek ki bu duvarı boyamışım. O zaman her duvara eşit miktarda boya kullanabilmem için... Hepsinin de 2x olması gerekiyor. Çok güzel. Çok güzel. Buraya kadar harikayız. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. 80 kilogram mavi boya vardı. 2x kilogramını bu duvara harcadık. x kilogramını da yeşile, yeşilin olması için gönderdik. O zaman 2x artı x 3x kilogram kullandık. 80 kilogram vardı. 80 eksi 3x kilogram kaldı. <laughs> Kalan mavi miktarı budur arkadaşlar. Sarıya, sarıyı da halledelim. 75 kilogram sarık boya vardı. 2x kilogramını bu duvara harcadık. X kilogramını da yeşile gönderdik. O zaman 2x artı x, 3x kilogram kullandık. 75 kilogram vardı. 75 eksi 3x kilogram sarıdan kaldı. Kırmızıya geldim. Kırmızı 70 kilogramdı. 2x kilogramını sadece bu duvara harcadım. Başka da harcadığım bir yer yok. O zaman 70 eksi 2x kilogram kaldı. Bunlar ne? Kalan mavi, kırmızı ve sarı boyalar arkadaşlar. Son bir cümle daha vermiş. Boyama işlemi tamamladıktan sonra geriye kalan boyalardan mavinin 3 katı mavi nerede? Şurada. Yani 80 eksi 3x'in 3 katı eşittir. Sarının 4 katına sarı da şurada <laughs> 75 eksi 3x'in kaç katına demişti? 4 katına bu da eşittir. Kırmızının 2 katına. Kırmızı da 70 eksi 2x'tir. Yani 2 tane 70 eksi 2x. Şimdi herhangi bir yerde mesela şu eşitlikten şunu da kullanabilirdim. Fark etmez. Bir yerden x'i bulmam lazım. Şurada bir eşitlik var. Denklem var. 3'ü içeriye doğru dağıtırsak 3 kere 80 240 eksi 3 kere 3x 9x eşittir. 4'ü içeriye dağıt. 4 kere 75 300 eksi 4 kere 3x 12x. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa. Bunu bu tarafa atsak 3x eşittir. 240'tan 300'den 240 çıksa biraz zordur. 60. X buradan kaç çıktı? 20 çıktı. Güzel. X'i bulduk. Neyi sormuş? Kullanılan toplam boya miktarını sormuş. Şimdi 4 duvar için toplam ne kadar boya kullanılmış? Bakıyorum. 2X, 4X, 6X, 8X toplam 8X boya kullanılmış bu 4 duvara. X'i de 20 buldum. 8 kere 20 160 kilogram boya kullanılmıştır arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz sevgili gençler. Yukarıdaki gibi A ve B noktaları arasında doğrusal yol noktaları noktalarla işaretlenmiştir. A noktasına bırakılan bir karınca A-B yolu boyunca ilerleyecektir. Karınca yolda bul, bul, e, bulunduğu noktadan 6 nokta ileri, 2 nokta geri yürüyerek hareket etmektedir. A'dan B'ye kadar 103 nokta bulunmaktadır. Karınca A nokta, A'dan hareketine başlayıp ilk kez B noktasına ulaştığında bu 103 noktadan kaçının üzerinde 3 kere geçmiştir diye sormuş. Şimdi ilk önce biz şurada 5, 6, 7, 8, 9, 10 bunları şöyle yazalım arkadaşlar. Bakın A noktasında bir karınca var, B noktasına gitmek istiyor. Nasıl? 6 nokta ileri, 2 nokta geri. Yani şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta ileri, 1, 2 nokta geri. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta ileri, 1, 2 nokta geri. Tekrar. 1 2 3 4 5 6 nokta ileri 2 nokta geri. Bu şekilde giderek arkadaşlar 3 nokta yani 3 kere bastığı noktalar hangileri oluyor? 6 oluyor gördüğüm kadarıyla. 10 oluyor. Bunu anlayabilmek için çizmem lazım. Birkaç tanesini yazmam lazım arkadaşlar. Bakın ben yazayım diyeceksiniz ki he demek ki öyleymiş. 9 10 11 12 13 14 15. Hocam 70 103'e kadar yazacak mısınız? Hayır, hayır. Şöyle devam ediyor. Şimdi arkadaşlar <laughs> karınca burada bulunuyor ya. Burada bulunuyor. İlk önce 6 nokta ilerleyecek. Bakın. 1 2 3 4 5 6 nokta ilerledi. Şimdi bulunduğu noktadan 2 nokta geri gidecek. 1 2 Sonra 6 nokta tekrar ilerleyecek. 1 2 3 4 5 6. Tekrar 2 nokta geri. 1 2 Tekrar 6 nokta ileri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 2 nokta geri. 1, 2. Tekrar 6 nokta ileri. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bakın arkadaşlar. 3 tane çizgi çizdiğim mavi çizgi çizdiklerime 3 defa basmış oluyor. Mesela 6. Başka. Mesela 10. Başka. Mesela 14. Heee. Artış miktarı 4. Artış miktarı 4. Bunu gördük. O zaman bu 4'er 4'er artıyor. <laughs> 4'er 4'er artıyor. Hocam 5'in üzerine 3 defa basmayacak mı? Hayır. 2 defa basacak. Bunu zaten ispatladık artık. Şimdi bakalım en son hangisi olacak arkadaşlar? Yani bunları şöyle karakterize edersek mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle düşünelim. 6'ya 3 defa basıyor. 4 ekle 10'a basıyor 3 defa. Yani 6'dan önce 4 var. 6'dan önce 4 var. Evet. Bu kalem kafayı yedi. Kalem bile dayanamadı. 6'dan önce 4 var. 10'dan önce 8 var. Yani 4'ün katları geldi aklıma da. 100 var. Yani 4'e 2 ekle 6. 8'e 2 ekle 10. O zaman 100 4'ün katıdır. 100'e 2 ekle 102. En son 102'ye 3 defa basması lazım normalde. Hocam burada terim sayısını bulursak zaten bu noktaların her birine 3 defa basmış. Terim sayısını bulursak sonucu bulmuş oluruz. Çünkü kaç tanesinde 3 defa basmış diyor. Harikasın. Çok zekisin. O zaman terim sayısı eşittir. Son terim 102. Eksi ilk terimle 6. Artış miktarı 4. Artı 1. Hesaplayalım. 102'den 6 çıkar. Düşünüyorum. Beynimi devreye soktum. 96. 96'yı 4'e böl. 24. Bir daha 25. 25 tane nokta var burada. Şıklarda 25 yok. Mahf olduk. Ne yapacağız? Düşünüyorum. Beynimi devreye soktum. Burada çok zorlandım. Ne yapmam lazım? Aman tanrım. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar 102'ye dikkat. Zaten bu tarz durumlarda 25'i buldun ya. 25'e en yakın olan hangisidir? 24 mü? Cevap kesinlikle 24 haberin olsun. Sınavda da böyle bir şey karşına gelirse bu atmosfer yöntemi değil arkadaşlar. Kesin kanıtlanmış bir şey. Neden 24? Neden 102 olmuyor? Çünkü arkadaşlar A'dan hareketinde başlayıp ilk kez B noktasına ulaştığında geri gelmek zorunda değil ki artık ulaştı. Yani şöyle bir yazalım birkaç tane anlatabilmek için. Mesela 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97. Şimdi en son 98'e sanırım 2, 3 defa basacak. Şimdi buradan 6 nokta ilerleyecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anlam yani her neyse buraya geldi ya geri gitmek zorunda değil. Artık iş işten geçti. Bu bitti artık. Umarım anladınız arkadaşlar. Yani 102'ye demek ki 3 defa basmak zorunda değil. Yani ulaşmış geri gelmemiş. Bunu ispatladık. Yani pek ispatlayamadım ama siz artık çizersiniz arkadaşlar. Atakan evinden çıkıp spor salonuna doğru yürüyerek bir noktada, noktada duruyor. Eğer olduğu noktadan 100 metre daha ileriye giderse geldiği noktadan spor salonuna olan mesafe eve olan mesafenin 5 katı eğer olduğu noktadan 100 metre geriye giderse daha geriye giderse gelirse geldiği noktadan spor salonu olan mesafe eve olan mesafenin 9 katı oluyormuş. Ev ile spor salonu arasındaki uzaklık kaç metredir diye sormuş. Basit bir soru. Spor salonu bir de ev olsun arkadaşlar. Atakan geldi. Şuralarda bir yerde durdu. Şimdi diyor ki geldiği noktadan 100 metre daha ileriye gitmiş olsaydı yani şuraya gelmiş olsaydı Atakan bu noktanın spor salonuna olan uzaklığı eve olan uzaklığının kaç katı oluyormuş 5 katı. Yani ben buraya 5x dersem buraya da x demek zorundayım. Buraya kadar güzel. Geldiği noktadan diyor eğer 100 metre ileri değil de 100 metre geri gelmiş olsaydı yani şuraya gelmiş olsaydı o zaman bu noktanın spor salonuna olan uzaklığı eve olan uzaklığının kaç katı oluyormuş 9 katı. O zaman hemen ben buranın artık 5x olduğunu biliyorum. Çok güzel. O zaman şuradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyorum. 100, 100 daha 200, 5x daha 5x artı 200 olduğunu biliyorum. Ondan sonra şuradaki uzun, uzaklık kaç metredir acaba onu bulmamız lazım. Buranın tamamı kaçtı? x'ti. 200'ü burada. O zaman şurası da x eksi 200 oldu. Değil mi arkadaşlar? Bakın x'ten 200'ü çıkarttım. Şurayı buldum. Ne oluyormuş? 9 katı. Yani buradaki uzaklık, buradaki uzaklığın 9 katına eşit işte oluyormuş. Yani 5x artı 200 eşittir. 9 kere bu. 9 çarpı x eksi 200. Buradan x'i bulalım. Ameli işlemler kaçınılmazdır ne yazık ki bu sorularda. 9'u dağıt. 9x. Eksi 9 kere 200. 1800. Bilinenler bir tarafa. Bilinmeyenler bir tarafa. 5x'i attım. 4x. Eşittir. Eksi 1800'ü buraya attım. 1800. 200 daha. Biraz zordur. Düşünmem lazım. 200. 1800 daha. 2000. Ee, 2000'i 4'e bölsem 500 mi? X'i 500 buldum. Neyi sormuş benden? Ev ile spor salonu arasındaki uzaklık. Yani şuradaki uzaklığı sormuş. 5x ile X'in toplamı 6x'tir toplam. X yerine de 500 yazıyorum. 6 kere 500. 3000. 3000 ne? Metre hocam. Neden? A burada metre yazıyor. O yüzden. Kaç kilometredir diye sormuş. 3000 metre. 3 kilometredir arkadaşlar. <laughs> Güzel bir soru daha geliyor arkadaşlar. Bir benzin istasyonda hatalı olan bir benzin istasyonunda hatalı olan sayaçta onluk sayma sistemine göre onlar ve yüzler basamağı doğru çalışırken sıfırdan başlayıp her 9'a geldiğinde onlar basamağını bir artıran C göstergesinde sayılar birden 3'e 6'dan 8'e atlamaktadırlar. Bu durumda 35 litre yakıt alan bir müşteri litresi 5,6 TL olan yakıt, lit yakıt litresinin maliyeti kendisine kaç TL olmuştur? Abo mahvolduk. Yeni nesil bir soru. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir gösterge var. Bu göstergeyi bir daha şuradan çizmek istiyorum. Şuradan çizeyim. Orada biraz amatörce çizilmiş. Şimdi şöyle bir gösterge var arkadaşlar. A, B. Şurası da C. Biliyorsunuz arkadaşlar hani görmüşsünüzdür. 0, 1, 2, burası ta 9'a gittiğinde 9'dan sonra sıfırlanıp burayı 1 artırır. Yani anladınız. <laughs> Şimdi bu C göstergesi yanlış çalışıyormuş arkadaşlar bu C. Yani C göstergesi diyor 1'den 3'e atlıyor. Yani 2'yi göstermiyor. 2'yi göstermiyor. 6'dan 8'e gö atlıyorsa 7'yi de göstermiyor. O zaman burada 2 tane rakamı göstermiyor. 2 litreyi eksik sayıyor. Şimdi 0'dan 9'a kadar kaç tane rakam var? 10. O zaman 10 litrede 10 litrede 2 litre eksik ölçüyor arkadaşlar. Artık bunu biliyoruz. 10 litrede 2 litre eksik ölçüyor. 2 tane rakamı atlıyor, göstermiyor çünkü. Peki 35 litre yakıt alsa 35 litrede kaç litre eksik ölçer? Arkadaşlar buradan oran orantı yapıyorum. Madem 10 litreden 2 litre eksik ölçüyor. 35 litreden kaç litre eksik ölçer? 35 çarpı 2 kaç eder? 70 eşittir. 10x buradan x eşit 7 çıkar. Demek ki arkadaşlar adam benzin istasyonuna gitmiş. Demiş ki kardeşim bana 35 litre bir yakıt verin. 35 litre yakıt verin. Güzel. Bu adamlar 35 litreden 7'yi çıkar. Çünkü 35 litreden 7 litre eksik alacak. 28 mi? Bu adamlar onu kazıklamak için 28 litre benzin ve yakıt veriyorlar. Benzin, mazot artık fark etmez. Yakıt diyorum. <laughs> bu adam normalde kazıklandığını bilmiyor. Bilmiyor. 35 litre benzin yakıt aldığını zannediyor. Soruyor onlara diyor ki ne kadar litresi? 5,6. O zaman ben 35 litre almışım diyor. Bunu 5,6 ile çarpacağım. Size bu kadar para vermem gerekiyor değil mi? Evet diyorlar. Şimdi bu adam bu kadar para verdi mi onlara? Evet. Peki bu adam normalde gerçekte kaç litre almış? 28 litre. O zaman ben bunu toplam verdiği parayı mal ona mal olan parayı toplam aldığı gerçek fiyat, litre fiyatını sayı, litre miktarını bölersem 1 litresine kaça aldığını hesaplarım. 5,6 ile 28 hesap sadeleşir arkadaşlar. 56, 28'in 2 katıdır. Burayı burayı sadeleştirsen 0,2. 35 çarpı 0,2 kaç eder? 7 eder. O zaman 1 litresi normalde 5,6 iken 7 TL'ye denk geliyor ona. Yani litresi ona 7 TL'ye mal oluyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sadece soruları çözmedim. Haberiniz olsun. Soruları aynı zamanda bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Yani hemen şu böyledir bu böyledir geç demiyorum haberiniz olsun. Kalınlıkları farklı olan eşit uzunlukta iki bölümden oluşan Bakın şu ipin uzunluğuyla şu ipin uzunluğu eşitmiş onu unutmayalım. Bu kelimeler arkadaşlar problemlerde çok önemli. Problem sorusunu okurken bunları bakın yuvarlak içine almalısınız. Altını çizin. Kalınlıkları farklı olan eşit uzunlukta iki bölümden oluşan bir ip eşit e, güçte ateş veren iki mum ile her iki ucundan da aynı anda yakılıyor. Ateş ipin ince olduğu birinci bölümde kalın olan ikinci bölüme oranla 3 kat hızlı ilerlemektedir. İpin tamamı 80 saniyede yandığına göre mumlar yakıldıktan 20 saniye sonra ipin kaçta kaçı yanmış olur. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ip kalın bu ince. Bunun yanma şu incenin yanma hızı kalanın yanma hızının 3 katıdır. Oran orantıda şöyle bir şey biliyoruz arkadaşlar. Oran orantı bilmemize bile gerek yok. Hızla zaman her zaman ters orantılıdır. Yani eğer burası ince ya t saatte ya da t saniyede yanıyorsa şurası 3 t saniyede yanar. Ama hocam hızları tamam. Yani bunun yanma hızı bu kalın olanın yanma hızının 3 katıdır demiş. Demek ki bunun yanma süresi bunun yanma süresinin 3 katıdır. Ters orantı. Yani bu t örneğin bu 10 saniyede yanıyorsa bu 30 saniyede yanar daha uzun sürede yanar. Anladınız arkadaşlar artık burayı. Şimdi bu ipin tamamı tabii eşit uzunlukta arkadaşlar. Bu ipin tamamı 80 saniyede yanıyormuş. Şimdi düşünüyorum arkadaşlar. T kaçtır acaba? Düşünelim acaba bunlar kaç T? Yani bu ipin tamamı kalın ve ince olmak üzere ipin tamamı kaç T saniye sonra yanar? T saniye sonra ne olur? T saniye sonra bu ip, ince ipin tamamı yanıp biter. Bu süre boyunca yani her iki uçtan da ateş yakmışız. T saniye sonra burası yanarken şuradan da bir T kadar yanma olur. O zaman şu an ateş sol tarafta ve sağ tarafta. Burası kaç? 2 T kaldı. Bakın T saniyede arkadaşlar neler oldu? Şu ince taraf yandı. Buradan da bir T e, saniyelik kısım gitti. Şurası 2t saniyelik kısım kaldı. Normalde tek taraflı ateş gelseydi burası 2t saniyede bitecekti. Ama her iki uçta da eşit miktarda ateş olduğu için t saniyede yani tek taraflı ateş olsa, bir tarafında ateş olsa 2t saniyede bitecek. İki tarafta ateş varsa daha hızlı bitecek. Yani t saniye, bunun yarısı t saniyede bitecek. Yani kısacası t saniyede burası ve burası yandı. Diğer t saniyede de şu kısımda yandı. İpin tamamı 2 t saniyede yandı. Aman son soru sorudayım yapma. İpin tamamı 2 t saniyede yanıyor. Zaten ikin, ipin tamamı 80 saniyede yandığını söylemişiz. 80'e eşitliyoruz. t eşit 40 bulunur. t'yi 40 bulduk mu? Güzel. İşlemi geri al o zaman. t 40'tır. Unutmayacağız artık onu. Notunuzu aldınız. t 40 Şimdi t 40'sa Buraya T demişim. O zaman burası kaç saniyede yanar? 40 saniyede. Burası da 3 kere 40. 120 saniyede yanacak. Artık ben bunları biliyorum arkadaşlar. Şunları sileyim artık. Şunlar benim işime yaramıyor. Evet sevgili gençler. Şimdi artık ben bu ip ince ipin 40 saniyede kalın ipin de 120 saniyede yandığını biliyorum. Bu iki mum aynı anda yakıldığında diyor 20 saniye sonra toplam ipin kaçta kaçı yanar? Aynı zamanda arkadaşlar bu ikisi eşit uzunluktaydı. Şimdi ben biliyorum 20 saniyede ince ipin yarısı yanar. 20 saniyede bunun kaçta kaçı yanar? Normalde bu kalın ip 120 saniyede yanıyordu. 20 saniyede 120'den 20'si yanar. Yani hesaplarsak 1 bölü 6 oluyor. 120 2'yi 12'ye basık 1 bölü 6. Bunun da 6'da 1 yanıyor. O halde ben eğer burası 6 metreymiş gibi düşünürsem. Hocam nereden biliyorsun? Bir oran sormuş kardeşim. Yani değer ver git. Burası 6 dersem buna da 6 demek zorundayım. Çünkü eşit uzunluktaymış kalınla ince. O zaman 20 saniye sonra ne olur? Rastgele 6 6 dedim. Yani ipin tamamına kaç dedim? İpin tamamına 12 metre dedim arkadaşlar. 20 saniye sonra bunun yarısı yani 3 metre gidecek şurası yanacak. 20 saniye sonra da bunun da 6'da biri gidecek. Neden 6 dediğimi de anladınız. Yani biri gidecek. Dolayısıyla 20 saniye sonra buradan 3, buradan 1, 1, 3 daha 4 metresi gidecek. Yani 12 metreden toplam 12 metreden 4 metresi yanacak. Bunu da hesaplarsak 1 bölü 3 ipin 3'te biri yanmış olacak. Sevgili gençler tekrar söylüyorum. Bu tarz zor sorulara bakarak bunlar çok zor. Bu arada arkadaşlar ben soruları açıklayarak Detaylı bir şekilde bir şeyler öğretmek adına yavaş yavaş anlattığım için biraz süre gidiyor ne yazık ki. Bu sizin yararınız için. İstersem arkadaşlar çok hızlı bir şekilde çözüp geçerdim. Ama eğer bunları bu şekilde soruları yazarak zaten pdf olarak paylaştım. Üzerinde çalışarak notlarınızı alarak dinlerseniz emin olun size çok şey katacaktır. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Abone olun bu arada videoları beğenin bir şeyler yapın artık. Yani bu kanal sizin kanalınız, benim kanalım değil. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Şu an akşam ama iyi akşamlar diliyorum. Yarın gündüz bunu izleyenler için de günaydınlar.